İş dünyasında kadınların en çok yaşadığı sermaye ve fon bulma konusunda onlara can simidi uzatan bir platform var. Adı Arya Kadın Yatırım Platformu. Bu platformun kurucularından Münteha Adalı ile birlikteyiz. Münteha Hanım, bu platform nasıl ortaya, ne zaman çıktı, kimler kurdu, bize anlatabilir misiniz? Peki. Benim sevgili dostum, sevgili kardeşim Ahu Serter. 2012 yılında yollarımız kesişti. Kesiştikten sonra da bu fikrini hep masaya yatırdı. Ben Türkiye'de bir kadın yatırım platformu kurmak istiyorum diye. Ben o zamanlar yatırımcılık ne? Böyle kavramlara karşı çok öyle bilgisi olan ve ilgi alanında olan bir konu değildi. Ahu'yu tanıdığımda insan kendisi gibi birilerini gördüğünde bizim ortak özelliğimiz bence çok farklı bakmak, o fırsatları görmek, o çılgın tarafımız. Zaten benim sosyal medya hesaplarımda da deli olmak özgürlüktür, deliyim çünkü özgürüm gibi. Böyle değişik şeyler yazıyorum. Çünkü genelin dışında birazcık farklı hayatı sorguladığınızda fikirler de farklı geliyor. Ahu'da da bunları görünce ya Ahu dedim, ben hani yatırımcılık ne falan çok bilgim yok. O da çünkü New York'ta fon ve yatırım piyasalarında çalışmış. Deneyimi var, tecrübesi var ve global bir arkadaşımız. Sen ne diyorsan ben varım dedim. Nasıl olsa yine otelcilik gibi öğreneceğim çok şey vardı. Çünkü bilmediğim bir şey, o bilmediğim alanlarda olmak hem beni susturuyor, çok konuşan birisi olarak öğrenene kadar biriktiriyorum ve susuyorum, köşede bekliyorum. Ondan sonra 2013'te Arya Kadın Yatırım Platformu'nu kurduk. Türkiye'nin ilk kadın yatırım platformudur. Bir döneme kadar tektik, sonra bizden sonra da başka bir yatırım platformu daha çıktı ki çok mutluyuz. Bunların sayısının artması gerekiyor. Buradaki konu da şuydu, sivil toplumculukta gördüğümüz kadının girişimciliğinin artması, sürdürülebilir olabilmesi için evet çok etkin STK'lar, KAGİDER bunların başında, benim de ilk sivil toplum çalışmalarım orada başlamıştı 2004'te. Biz KAGİDER'deyken kadınlara eğitimler veriyoruz, farkındalık eğitimleri veriyoruz, girişimcilik eğitimleri, ama geliyor tak finans engeliyle karşı karşıya kalıyor. Onun ötesi KOSGEB, küçük çaplı krediler, bu kredilerle de var olmak ya da kadın girişimciliğin algısı bir dönem şeydi ya, hani kadın cinsiyetiyle doğru orantılı işler yapanlar gibi algılanıyordu. Şimdi teknolojide kadın, sanayide kadın, kadının her yerde olabilmesi için erkekler gibi sermayeye kolay erişim konusunda ailelerden başlayan bir engel var. Çünkü erkek çocuğu bir ailede dünyaya geldiğinde aile bütün sermayesini onun kendi işini yapmaya ya da varlığını devam ettirmeye yönelik harcıyor. Bu doğal bir harekettir çünkü. O erkektir, bir ailesi olacak, güçlü olması lazım gibi durumlar da söz konusu. O yüzden kadınlara ailelerde olsa bile kız çocukları için hani elini cebine atıp ya yapamazsa ya batarsa durumları, hep bir özgüvensizlik var ya yapamaz durumları olduğu için kimsenin de bunu kolay harcama durumu da yoktu. Arya bu noktada gerçekten çok güzel bir alternatif araçlarından birisi olarak girişimcilik dünyasının hayatına girdi. Bizden önce kim vardı? Galata Business var, globalden Endeavor var, Keralt Subart. Ondan sonra sayısız fonlar da piyasada var zaten. Bizim kadın odaklı olmasının tek sebebi budur. Bu konuda pozitif ayrımcılık şarttır. Yani her konuda olmasa da bu konularda, yani hayattan gücü alınmış, gücün olmadığı noktalarda kadına pozitif ayrımcılık yapılması gerekli. Bunun da ayıbı yoktur. O yüzden bu şekilde gidiyoruz. Bazen söylüyorlar erkek olmayınca gelemiyorsunuz, ama orada da kadın erkek ortaklığı evet, ama en büyük payın kadında olması şartı var. Şu ana kadar iyi gidiyor. Bir kere yatırım alma süreçlerindeki eğitimlerle bu sürecin tamamlanmasında bazı girişimcilerin aslında finanse hiç ihtiyacı olmadığı sonucu da çıkabiliyor. Network ihtiyacı. Biraz çalışmanızdan bahseder misiniz? Yani Arya platform olarak nasıl bir işleyişe sahip? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Şimdi Arya'nın iki tane etki var. Bir kapital etkisi, bir sosyal etkisi. Kapital etkisinde tamamen yatırıma ihtiyacı olan kadın şirketlerinin bize başvurup yatırım alma süreç eğitimlerinden geçtikten sonra yatırımcının önüne çıkartılan girişimler süreci. Orada yatırımcı ve girişimciyi buluşturuyoruz bir arada. Sosyal etkisi ise kadınla ilgili bir çalışma yaptığınızda kadının sosyal anlamdaki sorunlarını göz ardı edip sadece yatırımcı tarafıyla çalışamazsınız. Çünkü kadınların kendilerini keşfetmeleri, kendilerini ifade etmeleri, cesaretleri, kendilerine yatırım yapmaları, kendilerine göz ardı ettikleri durumları sosyal etki yaratma kısmında gerçekten bir değere dönüştürüyoruz. Geçen 2018 sonu 2019'da Arya Challenge Club'ları kurduk. Burada da kendine yatırım yap. 20 tane farklı sektörden C-level girişimci ya da kurumsaldaki kadınlarla bir araya gelip 3 tane motto çerçevesinde toplanıyoruz. Birbirimizden öğrenmek, bilginin sürdürülebilir olması, birbirimizi iyileştirmek, ortak yaralarımız var, ihtiyaçlarımız var ve birbirimizi dönüştürmek. Yani sosyal etki kısmında da bazen kadının sermayesi var, her şeyi var ama o cesaret kısmına da ihtiyacı gerekiyor. O yüzden kadın hem kapital hem de sosyal etkisiyle birlikte burada gerçekten harika işlere imza atıyoruz. İş Bankası ana sponsorumuz. Bu sene Anadolu Sigorta'da katıldı sponsorlukta bizlerle birlikte. İş Bankası müthiş kadın girişimciliğini destekliyor her aşamada. Hatta bu yatırımcı önüne çıkma süreçlerinin bir kısmını da İş Bankası ile birlikte yapıyoruz. Onların da ödül koyduğu bir durum var. Etki alanımızı genişletmek zorundayız. Merak ediyorum. Evet. O bir kadın diyelim ki ben geldim, dedim ki benim işte kadınlar.com sitem var. Bu siteye yatırımcı arıyorum deyip size başvurdum. Bana nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Nedir oradaki işleyişiniz? Yatırımcıya gidene kadar bir kere her başvuran da herhalde bir aday olarak alınmıyordur değil mi? Kriterleriniz neler ve nasıl bir eğitim sürecinden geçiriyorsunuz yatırımcıya gidene kadar? Şimdi her girişim yatırım alır mı? Bir sorusunu sorması lazım girişimcinin kendisine. Her fikir büyümeye müsait mi? Her fikir uygulanabilir mi? Kısmı da var. Şimdi bize girişimciler başvuruyor. Zaten ekip tarafından, yatırım tarafındaki kapital tarafında hem yatırım komitemiz var, hem girişimcileri takip eden süreçlerimiz var. Kimler yatırımcı önüne çıkaracak şeyler de var. Ne derler? Çalışmalar da yapılıyor. Şimdi yatırımcının önüne çıkartacağınız girişimlerin gerçekten iş fikrinin ya da şirketin büyüme potansiyelinin olması, ekibin bu işe uygun olması. Yani siz bir tarafa kapitalini harekete geçirmek için girişimcinin de ona sunacağı fırsatları çok iyi ifade etmesinin altını çizmeniz gerekiyor. Burada Arya yatırım süreçleri eğitim sürecine girdiğinde bir kere hazırladığı sunumuyla birlikte bir farkındalık sürecine giriyor. Ya ben şirketimi nasıl anlıyordum? Nasıl anlatıyorum? Karşı taraf nasıl anlıyor? Finansallarım ne kadar doğru? Ben aslında abartmış mıyım? Bakmadığım noktalar neydi? Eyvah aslında benim konum satış. Hani her şeyi çok iyi yapıyorum ama satamadığım şey başarılı mı? gibi. O kadar çok güzel süreçlerden geçiyor ki zaten yatırımcı önüne çıkan girişimlerin yatırımcı bulmama ihtimali de her şeye rağmen vardır. Çünkü orada yatırımcıların da kendi sermayelerini, paralarını nasıl kullanacağı kısmında da özgürler. O yüzden bu bir alışveriş. Kişinin kendini nasıl ifade ettiği, işini nasıl sattığı, ihtiyaçlarını göstermesi lazım, hedeflerini göstermesi. Ben bu parayı alıyorum şunun için. Ben bu parayla şu kadar senede şirketi bu seviyeye getirmek için diye taahhütlerini kayıtlarla birlikte sunması gerekiyor. O yüzden faydalı bir süreç. Yani o süreçlerden geçip hiç yatırım almadan kendi kanatlarıyla daha büyük başarılara giden, globale açılan çok da girişimci arkadaşımız var hayatımızda. İnşallah Arya girişimci hikayelerini de ben çok istiyorum, görünür kılmayı çok istiyoruz ekip olarak. Onlarla da görüşmek isteriz açıkçası biz de. Merak ediyoruz çünkü nasıl yatırım aldılar. Genel olarak eğer aklınıza gelenler varsa bizimle paylaşır mısınız? Nasıl bir şirketti, nasıl bir süreçten geçti ve ne kadarlık bir yatırım aldı? Genel olarak sayılar varsa paylaşabilirseniz o da iyi olur. Hani şimdiye kadar kaç kadın platforma başvurdu? Bunlardan kaçı yatırımcıya ulaştı ve kaçı yatırım alma şansına sahip oldu? Çok fazla. O konularda hiç aram yok ama Arya'nın web sitesinde Arya'nın sunumu var. O sunumda bütün verileri, hatta dün ekip arkadaşlarıyla çalıştık burada, güncelledik. Arya'nın webini çok yakından takip ederlerse orada tüm bilgiler net var. Herhalde $3 milyon üzerinde bir yatırım alan yani bu arada çok yatırım, mesela pandemiye rağmen yatırımcı, girişimci dünyası da çok hareketli. Bayağı girişimler kapanıyor. O yüzden sayıları en son aklımda kalan 8-9'du herhalde. Ama işte $3 milyon yakında yatırım aldılar kadın şirketleri. Ben de 2 tanesine yatırım yaptım. Şu anda 3.'sü yolda. Ondan sonra onlarla da tabii çok şey öğreniyorsunuz. Farklı sektörleri öğreniyorsunuz. Girişimcilerin, hani kendi girişimciliğinizle yeni girişimcilerin tavır davranışlarını görüyorsunuz gibi binlerce şey var. Yatırım yaptığınız şirketleri açıklamanızda bir sakınca var mı? İş kolları neydi ve nasıl sağlamış oldunuz? Evet, 2016'da Tuku Tuku, hatta girişimcisi Tuğba Kuzdere, ona da şey dedim, Tuğba'nın tutkusu bu aslında. Çok güzel desenler çiziyor, tasarım yapıyor. Bunları ipeklere, filoşa, ondan sonra bandanalar yapıyoruz, kimonalar yapıyor. Yani Türkiye'den neden bir dünya markası çıkmasın hayaliyle girdik bu işe. Şu anda kendi kaynaklarıyla çok güzel yoluna devam ediyor, büyüyor, çeşitleniyor da, ürünlerini de çeşitlendiriyor. İkincisi Tutumlu Anne, 2. el çocuk ve kadın kıyafetleri ve pandemiyle de birlikte patladı bu. Çünkü neden? Gerçekten tüketim, tasarruf, sürdürülebilirlik, 2. el şu anda çok revaçta olan bir durum. 3.'yü de şu anda ismini açıklamayayım ama kapanma sürecinde. Kapanma sürecinde derken? Yani yatırımlarını, yatırımcılar netleşti. Yani girişimci yatırımcılarla artık anlaşmalarını yapacak. Peki bir yatırımcıdan yatırım almak zor mu? Yani ne istediğinize ve şirketinizi nasıl ifade ettiğinize bağlı. Yani zorluk da kolaylık da karşılıklı, o duygu alışverişinde aslında saklı. Siz işinizi nasıl satıyorsunuz? Karşı taraf neyi satın almak ister? Kısmı. Peki Arya olarak siz pek çok etkinlik de düzenliyorsunuz. Hani genel olarak bu yaptığınız çalışmalardan da bahseder misiniz ve şu anda üzerinde en çok durduğunuz projeniz hangisi? Yani Arya olarak Arya Challenge Club'lar var, o ayrı. İş Bankası ile yaptığımız iş atölyeleri var. Anadolu Sigorta ile yaptığımız sigortacılıkta aslında bildikleriniz, bilmedikleriniz mi? Çünkü girişimcilerin sigortacılığa bakış açısı çok ketum. Başa gelenleri sonra telafi edememe durumları var. Ondan sonra hatta şey demiştim, sigorta kaderin önüne geçer mi gibisinde birazcık daha farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Genç Arya'mız var. Gençler var içimizde 2018'den beri. Çünkü yatırım dünyasıyla bu gençlerde çok fazla girişimcilik hası gelişmiş. Yani herkes kendi işlerini yapmanın derdinde. O zaman hem yatırım dünyasıyla hem girişim dünyasıyla bir arada olmalarını imkan tanıyoruz. Genç Arya'yı gençler yönetiyor. Ne kadar bizim liderliğimiz olsa bile kendi projelerini yapıyorlar, kendi ihtiyaçlarını kendileri belirliyor. Resmen bize dayatarak biz şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz diye. Bir de ciddi bir network yapıyorlar bu seviyede, üniversite seviyesinde ciddi bir network yapıyorlar. İş Bankası ile yaptığınız projeyi biraz açabilir misiniz? İş Bankası Arya'nın ana sponsoru. Buradaki konu da kadın girişimciliğini desteklemek. Ondan sonra bu destekleme konusunda da iş atölyeleri, Şu anda birazcık daha sponsorluk kapsamını birazcık daha genişletiyoruz 2021'de. Ve buradan Arya'dan eğitim alan girişimcileri de çok yakından takip ediyor. Birebir İş Bankası olarak da imkanlar sağlıyor.